Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar, merhaba karakter sahibi benim güzel dostlarım, çocuklarım, torunlarım, kardeşlerim. Bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz. 15 Temmuz devlet tarafından yani muktedir tarafından yani iktidar tarafından tatil ilan edildi. 251 şehit var ve bugün resmi tatil. Bayram yani. Peki ben 15 Temmuz için ne düşünüyorum? Canlarım, bizler hatta şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi 16 yaşında olan ve bugün yaşayan herkes tarihin bizzat tanığı. 16 yaşından daha küçük olanları, o gece 16 yaşından daha küçük olanları diyelim ki çok da fazla ilgilenmediler. Çok fazla da belki farkında değillerdi olarak algılayalım. Hatırlayacaklardır. 6-7 yaşına kadar olanlar o geceyi hatırlayacaklardır. Ama algı olarak farkında olmayabileceklerdir. 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz bir darbe girişimi midir? Bir tezgah mıdır? Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir kumpas mıdır? Demokrasiye yapılmış bir kumpas mıdır? Yani rejimi değiştirilmek için planlanan, yazılan ve uygulamaya konulan senaryonun bir ve en önemli parçası mıdır? Nedir? Bunu bilen yok henüz. Bunu bilen yok. Bunu bilenlerin birisi Sayın Cumhurbaşkanı. Tam net olarak bilenlerin birisi Sayın Cumhurbaşkanı. Diğer ikisi dönemin, o gecenin Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı. Başka emin olun. Enişte Bey'in dahi bildiğinden emin değilim. O da bilmiyor. Gülüyorum burasında. Neden bilmiyor? Bilmeyecek mi canlarım? Canlı tanık olarak şunu söylüyorum. Bir olay var. Yani bir sonuç var aynı zamanda tabii. Olay ve sonuç var. Resmi üniformalı kişiler ayaklanma yapmışlar. Öyle görünüyor. Devletin silahlarını, uçaklarını, tanklarını kullanmışlar. Öyle gördük. Hep beraber gördük. 251 yurttaşımız şehit edilmiş. Asker, sivil. Bir askerin darbeyi önlediklerini iddia edenler tarafından başının aynı IŞİD'çilerin yaptığı gibi kesildiğini görüyoruz. Yayınlanıyor. Aklıma getirmek istemiyorum. Ve o askerin zavallı emir kulunun başını kesenler tespit edildi. Yargılanacaklarken meclisten kanun çıkarıldı. Katiller o katillerin yargılanmaması için. Neden? Bilemiyoruz. Hiçbir şeyin sebebini tam olarak bilmiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz. Bizzat yaşadık, gördük. O gecenin en somut o sonucun büyük ihtimalle belki de müsebbiplerinden olan iki kişinin ifadelerine başvurulmadı. Yazılı ifade saymayın. Bana ne yazılı ifadeden? Ağır ceza mahkemelerinde 870 sene cezaya hükmedilen mahkemelerde sanıklar isterse 870 gün kendilerini savunabilirler. Kesintisiz. Hukuk böyle. Ağır ceza mahkemelerinde şüphelinin aleyhinde verilecek kararda en ufacık bir hardal tanesi kadar hata olmasın diye ağır ceza mahkemelerinde müştekiye de şikayetçiye de bu hakkı vermiştir. Ama peki canlarım, şüphelilerin bir hakları daha vardır. Kendisinden şikayetçi olanlar, yani ya da davaya müdahil olanlar ya da sonuç üzerinde müessir olanlar, yani o sonuca tesir edenlerle mahkemelerde savcı ve yargıcın huzurunda yüzleşme hakkı.
Şüpheliler diyorlar ki Genelkurmay Başkanı ile o gece Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan kişi ile yüzleşmek istiyoruz. Gelsin, biz ona sorular soralım, o bize sorular sorsun ve sorularımıza cevap versin, biz de onun sorularına cevap verelim ve çapraz sorgulama olsun. Savcılar bize de ona da, yargıçlar bize de ona da sorular sorsunlar diyorlar. Ülkenin Cumhurbaşkanı, o kişinin, yani o gece Genelkurmay Başkanı olan kişinin, bakın burada benim işim isimlerle değil, tekrarlıyorum. Hiç, hele böyle yargılamalarda isimlerle hiç işim olmaz. İşim olaylarla, öznelerle. Olaylarla, sebeplerle, sonuçlarla, öznelerle. Cumhurbaşkanı o gece Genelkurmay Başkanı olan kişinin mahkemeye bizzat çıkıp da çapraz sorgulamaya tabi tutulmasına izin vermiyor. O kişi de Cumhurbaşkanı'na çıkıp, Sayın Cumhurbaşkanım, ben kendimden korkmuyorum. Kendimden zerrece şüphem yok. O kadar eminim ki olan bitenden, giderim ve ifademi veririm demiyor. Ve sonra o kişi Milli Savunma Bakanı yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde askeri darbe dönemlerinde bile bir Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı yaptığı görülmüş değil. Askeri darbe dönemlerinde bile, demokrasi döneminde zaten yok da, askeri darbe dönemlerinde bile emekli bir Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirildiği görülmüş şey değildir. Ama bizde getirildi. Şimdi bu şartlarda bana sorulduğunda 15 Temmuz nedir? Nasıl cevap vereceğim? Nasıl cevap vereceğim? Henüz tarihin içindeyim. Henüz tarihi yaşıyoruz. Bakınız, tarihten 300 sene, 500 sene sonra, 1000 sene sonra bile olaylar farklı farklı yorumlanabiliyor. Kimileri kahraman diye tanıdıklarımıza hain, kimileri hain diye tanıdıklarımıza kahraman diyebiliyor ve pek çoğumuz da biliyoruz, görüyoruz ki kahraman olarak ilan edilenler birer hain, hain olarak ilan edilenler birer kahramanmışlar. Unutmayın. Mustafa Kemal Atatürk olmadan önce 19 Mayıs 1919 tarihine Samsun'a çıktığı günlerden itibaren Cumhurbaşkanı, resmen Cumhurbaşkanı olduğu tarihe kadar saray tarafından aranan bir anarşisti, bir teröristti, bir vatan hainiydi ve idam cezası ile yargılanacaktı eğer tutuklansaydı. Mustafa Kemal'den bahsediyorum ha. Kurtuluş Savaşımızın büyük kahramanı, büyük önderimiz, Atatürk'ümüzden bahsediyorum. O günün tarihçileri, Ali Kemal'ler ki torunlarından bir tanesi şu anda İngiltere'de başbakan olmak üzere. Onlar Mustafa Kemal'e vatan haini diyorlardı. Bilmiyoruz. Yani ben bütün samimiyetimle söylüyorum. 15 Temmuz'un sonuçlarına bakarak ne olduğuna karar veremiyorum. Sebeplerini ve 15 Temmuz'un yapıldığı saatten önceki saatlerde neler döndüğünü merak ediyorum. Çok merak ediyorum. 3-5 sene sonra, 10 sene sonra 251 şehidimizin boşu boşuna öldüklerini duyabiliriz. Bakın, o şehitlerden ikisi Erol Olçak ve oğlu Abdullah Olçak. Olçak'ın, yani Erol Olçak'ın eşi, Abdullah Olçak'ın annesi, hanımefendi Olçak, hiç de iyi şeyler söylemiyor. Pek de 15 Temmuz'un bir demokrasi şöleni olduğu konusunda kesilmiş tavrı yok. Ve biz onu dinleyemiyoruz. Biz onu televizyonlarda çok net, çok net dinleyemiyoruz. Anlatmalı oysa hanımefendi. Hanımefendi çıkmalı ve anlatmalı. O sevgili eşi ve oğlu ne kadar büyük samimiyetle koştular o köprüye. Demokrasiyi ve dönemin cumhurbaşkanını korumak için. Canlarını verdiler. Ama bugün o iki şehidimizin, birinin eşi, diğerinin annesi 15 Temmuz'dan hiç de
bir bayram günüymüş gibi söz etmiyor. Acaba neden? Bunların bu tarz davrananların sayılarının artmayacağı konusunda hiçbirimizin bir garantisi yok. Tarih öyle bir şey. Tarih yazıldığında susmak zorunda kalanlar ilerleyen yıllarda özgürleşiyorlar. Özgür oluyorlar. Tıpkı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı dönemde özgür olamayanların yazıp söyleyemediklerini özgür olduktan sonra, yani 29 Ekim 1923 tarihinden sonra özgürce söyleyip özgürce tarih yazabildikleri gibi. Henüz 15 Temmuz'un tarihi özgürce yazılmadı. Yazamıyoruz, söyleyemiyoruz. Hiçbirimiz yazıp söyleyemiyoruz. Şu anda yaptığım 15 Temmuz'u yargılamak olmadığı gibi 15 Temmuz bir mutlak bir demokrasi düşmanlığıdır da diyemiyorum. Eğer senaryo ise senaryoyu kuranlar yargılanacaklar. Eğer darbe ise, gerçekten bir darbe girişimi ise, zaten yargılandılar, hüküm giydiler. Gelecekte de cezaevlerinde yatmaya devam edecekler zaten. Ama bu arada unutmayın lütfen. O müdahalede, darbe girişiminde hiçbir zerre günahları olmayan, tek kusurları, kusursa eğer ki bence değil, tek kusurları bugünün iktidar sahiplerinin resmen açtıkları, açılışına katıldıkları ve o günü bir bayram günü ilan ettikleri Banka Asya'ya para yatırmak olanlar hapisteler, görevlerinden alındılar. Aileleri aç bir ilaç, cezaevlerinde süründürülüyorlar. Askeri mektebe 13 yaşında gönderilmişler. O gece 14-15 yaşlarındalar. Komutanları emretmiş, alın silahlarınızı bakayım, çıkın gidiyoruz, tatbikat yapacağız demiş. 15 yaşında çocuklar okullarından kovulmuşlar, cezaevlerinde yatıyorlar. Ya bunu hangi vicdan kabul eder? Hangi vicdan bunu kabul eder? Bakın, insan vicdanı demiyorum. Zaten vicdan sadece insanım diyenler de var. İnsanım diyenler de var. Zaten vicdanı yoksa insanım demesi, bir papağana da öğretebilirsiniz. Papağana vicdanım var de, o da vicdanım var der. Papağana insanım de, öğretin, insanım der papağan da. Ama bunları söyledi diye papağan insan olmaz. Canlarım benim. Vicdan öyle bir şey ki, sonuçlarıyla beraber görülebilecek bir duygudur. Şu anda biz Türkiye'de 13 yaşında mektebe yazılmış, 15 yaşında sırtına silah konulup Boğaz Köprüsü'ne gönderilmiş çocuklarımızın, yavrularımızın cezaevlerinde süründürüldüklerini ve vicdanların sessiz kaldığını görüyoruz. Ya. Daha fazla ne söyleyeyim? Daha benden ne istiyorsunuz? Ne yapayım yani? 15 Temmuzculara lanet okurum. Aldatılmış da olsalar, kandırılmış da olsalar, senaryoya da gelseler, oyuna da gelseler, hepsine lanet olsun. Hepsine lanet olsun. Sürünsünler. Ömürleri 10.000 sene ise 10.000 sene hapis yatsınlar. Hiçbir lafım yok. Aldanmasaydılar. Ama unutmayın ki, devasa Türkiye'yi bu duruma getirenler aldandım dediler. Onlar niye yargılanmıyorlar? Ne istediler de vermedik diyerek Türkiye'yi o darbecilere, darbeci zihniyete teslim edenler, onlar da aldandıklarını söylüyorlar. Peki onlar niye yargılanmıyorlar? Bugün birileri cinayet işlemiş ise ya da cinayete yardım ve yataklık etmiş ise ceza mahkemelerinde yargıçlara ya da ifade verirken savcılara aldandım, aldatıldım dese af mı olur? Beraat mı ederler? Yok, hayır. Aynen yargılanırlar. Belki hafifletici bir suç olarak bulunur, cezalarında indirime gidilir. Belki o da inandırıcı iseler. Ama ben bugün Türkiye'de aldatıldım diyen ve devleti yönetme noktasında olan kimselerin doğru söylediklerine inanmıyorum. Aldatılmış olamazlar. Aldatılmışlarsa orada işleri yok. Devletleri yönetenler aldanamazlar. Biliyor musunuz, ceza kanunlarında halkın bir ülkenin cumhurbaşkanını, bakanını, milletvekilini aldatmaya
yetkisi yoktur. Gücü yoktur. Yani bir bakan, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı çıksa bu vatandaş, aha bu Ahmet, aha bu Ayşe beni kandırdı, beni ihfal etti. İhfal etmek aldatmak demektir. Beni dolandırdı derse hakimler yemezler. Eğer sen sıradan bir Ahmet'e, Ayşe'ye kanacak kadar, aldanacak kadar bilgisizsen, konulardan habersizsen, orada ne işin var derler ve dolandıranı mahkum etmezler, beraat ettirirler. Ama bir cumhurbaşkanı için, bir başbakan için, bir bakan için, bir milletvekili için bir yurttaş iddiada bulunursa beni aldattı diye, o yurttaş şikayetinde haklı olur ve kendisini aldatan cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili ne olursa olsun dokunulmazlığı kaldırıldığı anda yargılanır ve mahkum olur. Canlarım benim, bunları bilmek zorundayız. Ama ne yazık ki, ne yazık ki aldatıldık diyenler, aldatıldık diyenler bir kısmı ağır ceza mahkemelerinde yargılanırken, bir kısmı ise özgürce seçimlere girmekte, halka yalan söyleyerek seçim sandıklarından çıkabilmektedirler. Bu arada unutmayın ki tek kusurları Bank Asya'ya sadece ve sadece aidat ya da çocuğunun okul taksitini yatırmak olan on binlerce tertemiz yurttaşımız, inançlı yurttaşımız, sırf inandıkları için cezaevlerinde sürünür, işlerinden kovulurken, mesela Sayın AKP Genel Başkanı'nın kankalarından ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan gazetelerin bir dönemlerdeki sahibi ve otel sahibi, turizmci Fettah Tamince, ki gerçekten kim söylemişti bilmiyorum, çocukluğundan beri Fethullah Gülen'le beraberdir. Hatta 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nin büyük hisselerinden bazılarını, bazı büyük miktarda hissesini satın almış, Zaman Gazetesi'ne yatırım yapmıştır. Fettah Tamince özgür iş adamı olarak AKP Genel Başkanı'nın ricalarını yerine getiriyor. AKP Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın değil, AKP Genel Başkanı'nın ricalarını yerine getiriyor. Böyle nereye varabiliriz? Bu hukuktan, bu yargılamadan ne çıkar? Ben size söyleyeyim mi? Tarih çıkmaz. Tarih önümüzdeki dönemde, yakın dönemde gerçekten bağımsız yargının yargılayacağı 15 Temmuz gecesinin canlı tanıklarının ve hatta en yakın tanıklarının çapraz sorgulamaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Onun için bana lütfen 15 Temmuz nedir diye sormayın. Ve dikkat ederseniz bu konuda konuşmayı sevmiyorum. 251 şehit üzerine bayram ve resmi tatil edilen bir ülkede bir devlet yönetenler tarihe karşı 200'de olamazlar. Gerçek tarihe karşı. Özür dilerim. 18 Mart 1915 gerçek tarihtir. Gerçek, yaşanmış bir tarihtir. 157 bin şehidimiz arşivlerde isim isim dökülüdür. 15 Temmuz'un gerçek tarihi olduğu konusunda bugün hiçbir tarihçinin net cevabı yoktur. Ki o tarihçi muktedir tarafından elbette beslenmiyor ise. Evet canlarım, bu geceki konuşmamızı da başlıktaki soruya ya da başlığı izah ederek bitirelim. Devleti çok iyi tanıyan, devlet üzerinde etkinliği olan bir dostumla konuştuk bugün. Bana Adil Öksüz nerede biliyor musun diye sordu. Nereden bileyim dedim ben. Sarayda dedi. Güldüm tabii. O da gülüyordu zaten. Hangi sarayda dedim. Sarayda dedi. Sen bul hangi sarayda olduğunu. Tekirdağ'ın ilçesi sarayda mı dedim. Aksaray'da mı dedim. Yani Aksaray derken İstanbul'un ilçesi Aksaray dedim. Ankara'daki, Ankara yakın olan, baştan Nevşehir'in mi nerenin bir ilçesiydi. Sonra il oldu. Aksaray var ya, orası değil. Orası da olabilir. Hiç aklıma gelmedi vallahi. Neyse, saray olduğuna göre. Beyaz Saray'da mı? Nerede bilmiyoruz. Ama ısrarla sarayda saklanıyor dedi. Sonra girdi, başka şeyler konuştu falan filan, neyse.
bir başıma kaldığımda aklıma bir anekdot geldi. Bir romanda okuduğumu zannediyorum. Tabii ki roman günümüzden 150 sene falan, en az 100-150 sene önce geçen bir olayı anlatıyordu. Ve orada diyordu ki, sanıyorum dedektif diyordu bunu. Diyordu ki, dünyanın en zeki ve en akıllı suçluları ya yaşadığı şehrin polis karakolunun bitişindeki evde oturur, ya o ülkenin en güçlü siyasetçisinin yakınlarında bir yerinde saklanır. Neden diye sorulduğunda, çünkü diyordu polisler kendi bitişiklerindeki evleri aramazlar. Bir suçlunun oraya kadar sokulup orada gizlenmeye cesaret edemeyeceğini düşünürler. Ya da bir ülkenin en güçlü siyasetçisinin yaşadığı konutu, sarayı arayabilirler mi? Dediği aklıma geldi. Sonra düşündüm. Olabilir mi acaba? Diye. Aynı soruyu ben de sordum. Adil Öksüz. Adil Öksüz. Sarayda yaşıyor. Hangi sarayda? Devlet biliyor. Çok büyük ihtimalle biliyor. Ha belki de Beyaz Saray'da yaşıyor. Belki de Trump Beyaz Saray'da Adil Öksüz'ü tutarak üzerimizde belki bazı baskılar kuruyor. Bilmiyorum ama bunu bana söyleyen kişi devleti çok iyi tanıyan, devlette etkin görevlerde bulunmuş bir muhterem kişi. Adil Öksüz sarayda yaşıyor. Canlarım, yarın sabah saat 7'de buluşmak üzere. Ekonomiyle ilgili Merkez Bankası Başkanı'nın Anadolu Haber Ajansı'na verdiği mülakatla, söyleşiyle, röportajla ilgili açıklamalarına analiz yapacağım. Yarın sabah saat 7'de Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarını kendimce tercüme edeceğim. Memduhça'ya çevireceğim. Canlarım benim, güzellerim benim. Yani saat 7'de buluşursak çok ilginç bir analiz dinleyeceğinizi zannediyorum. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın.